şunların güzelliğine bir bakın. Bunlar bütün yaprak. Bu arada tekrardan kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yazmamın ipi kaçmış sanırım. Bugün şöyle annemin yapraklarından toplayacağız ve kuru baskı yapacağız arkadaşlar. Kuru baskı yıllarca, 2 yılda, 3 yılda hani gölgede sakladığımız sürece de duruyor arkadaşlar. Kuru baskı yaprak sarması. Yaprak. Bugün şöyle annemin çıkan büyüyen yaprakları toplayacağız. Akşam da kavanoza katacağız. Şimdi yaprakları toplayalım gün ışığıyla dedik. Ondan sonra bahçeye gideceğiz çünkü. Bunlar siyah üzüm yaprağı. Bütün yaprak bunlar. Bunların yaprağı güzel oluyor. Evin önünde beyaz üzüm yaprakları var. Onlar biraz dilmeli dilmeli ama olsun, yine de köy yerinde değerlendiriyoruz. Onları da toplayıp onları da katıyoruz. Kavanozlara hiçbir şey olmuyor. 2 senede dursa, 3 senede dursa, annemin geçen seneden, evvelki seneden hala şeyim var. Geçen gün mesela kızım geçen seneden, mevelki seneden bir tane var. Açalım da yiyelim dedim. Anne tazeleri çıktı artık. O sene o 1-2-3 ay sonra yeriz onu dedim. Tazelerini yeriz. Onu daha sonra yaparız dedim. Hiç durur yani. Bozulmaz kesinlikle. Ama sadece püf noktası ne biliyor musunuz? Yağmurlu havada toplamayacaksınız. Bu şekilde kuru havada toplayacaksınız ve yapraklarda ıslaklık olmayacak. Islaklık olduğu zaman çürüme yapabilir. O yüzden şey olacak. Bir de güneşte tutmayacaksınız. Güneşte olduğu zaman içi ağlıyor, nemleniyor ve o zaman da çürüme olabiliyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi kuru baskıyı yapacaksınız. Ondan sonra kavanoza katıp gölgeye koyacaksınız. Gölgeye bırakacaksınız. O 2 senede, 3 senede hiçbir şey olmaz, bozulmaz. Şöyle sizinle beraber yapraklarımızı toplayalım mı? Bakın. Allah, şu yaprakların güzelliğine bakın. Tam zamanı. Şey yapacağım. Annemin şöyle bir 5-6 yaprağı var ya. Hani asması var ya, böyle çok fazla olmuyor. Hani olduğu kadar katıyor annem. Bu sene pazardan eğer tokat yaprağı bulabilirsem pazardan tokat yaprağı bulup baskılayasım var benim de. Çünkü benim çocuklar da çok seviyor. Böyle annem bu şekilde yapar. Yine ya ablamgille beraber yeriz, yapar yeriz. Ya da annem bizle yapar yeriz. Yani öyle tek başımıza hani sarmayız. Hep beraber sararız, hep beraber yeriz köye geldiğimizde. Her hafta sonu köyde olunca. Bunları kuru baskı yapacağız ama eğer ki alırsam şey yapacağım, tuzlu baskı yapacağım. Tuzlu yani salamura. Bu arada babamın erikleri de baksanıza. Babamın erikleri de olmuş. Büyümeye başlamış bayağı. Dur bir tane alayım. Bu yılın ilk eriği. Bu yılın ilk eriğini yiyeceğim. Ne diyorduk? İlkleri yerken, yılın ilk meyvesini yerken yenilere tattım, her derdimi ardımı attım diyoruz ve yiyoruz. Ama ekşidir şimdi bu. Ekşiymiş. Yılın ilk eriğinde yemiş olduk. Annem! İyi. İyi çocuğum. Evet. Minnoşum. Ne oldu? Koş, deden geldi. Evet. Koş. Nerede bu? Koş.
Sana bak. Ha. Koşsana. Evet. Karnı tok mu bilmem baba. Ha. Koşsana. Deden çağırıyor. Koş. Koş yürü. Ana. Karnı tok herhalde baba bunun. Babam karşılardı bu ya. Allah Allah. Acıktı mıydı? Koşturdu babamı karşılardı. Bak sen. Niye karşılamıyor? Sen mi? Bizim. Hani benim çocuğum. Hani benim kızım. Anne ben o bunu Keloğlan bahçesi gibi ettik mi ya? Yaprakları güzel olunca vallahi hepsini topladım. Fışkırırdı mı? Şey getirmemişim ben öyle geçiverdiydim. Vallahi fışkırır diye vallahi aldım hepsini. Öyle mi? Fışkırmış o zaman yine. Kadar yaprak çıkardım bunlar. Diğerine gidelim. Şu da yağlı tefek aslında ama bu çok şey değil, beyaz üzüm bu. Şu uzun. Asıl yağlı tefek. Tabii bunların yaprağı daha güzel olur. İncecik. Öyle mi? Güzel mi bunun üzümü? Güzel mi oluyor? Üzümleri koca koca oluyor diye. Bak senin üzümü var. Bir sene bakabilirsin. Bir sene bak. Tavuklar yiyor mu? Bakacağız. Tavuklar da tüye tüye erikleri yediler. Et yani yediler. Erikleri yediler. Tüye tüye hoplaya hoplaya yediler. Yediler hanım valla. Üzümler de kalırsa bakacağız inşallah tavuklardan. Zannetmeyin. Bakalım da. Hayırlısı var. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun yaprakları çok tam değil. Değil mi? He? Bunun yaprakları tam değil, öbürkü çok güzel. Ha, tam değil, onu güzel olur hoplu şu anda. Bir de orada diktiğim de güzel. Şuradaki çıkan mı? Ha, o kocan hangisinde? Geçen sene mi? Evvel sene diktiydim. Bak bu sene kocaman olmuş. Minnoşum, çekil.
Annem Fatma Nur da çok seviyor diye yaprak sarmasını. Oncağızım dershaneye gidiyor, okula gidiyor. Okuldan gelince hemen aperatif yaprak sarması oldu muydu? Hani onu ekmeksiz yemeyi çok seviyor Fatma Nur. Annem de böyle topladı mıydı muhakkak yaprak sarması etti miydi? Hani kendi boğazından geçmez. İlla ki ya Fatma Nur yesin diye ablam gile götürür azıcık. Ondan sonra ya biz geldiğimizde beraber ederiz. Bu daha yeni. Bu daha 200 senelik aslında. Babam da geldi bu arada. Baba çay koyalım mı? Dedim, aşağıda içelim. Aşağıda tarlada mı içeceğiz? Aşağıda çay. İlle babam koydu muydu çayı? Bu akşam okuyunun başı sebzelerin başında orada içeceğiz çayı. Tamam baba. Şimdi babam diğer izden gelince biraz hasta gibi oluyor ya. Ama bahçe oldu muydu o hastalığı hastalığı kalmıyor. Babam kışın hasta oluyor. Gelince yatıyor. Baharın, yazın direkt çayı demlendi miydi doğru şeye kuyunun başına gideriz orada sebzenin başında. Bunlardan alalım annem. Azıcık da şu evin önündekilerden toplayalım. Ben şeyi merdiveni getireyim geleyim annem onu. He olur. Onlardan tamam. Da şu beyaz üzüm yaprakları var. Bak, onları da alalım. Biraz dilmeli yaprak ama olsun varsın. Ha? Nereden mi gelirsin? Nereden anne? Orada ereğe mi dokanırsın? Tanı bakalım. Aykırı geç. Portakalın mı? Ha, limonun mu? Ağacında yoruyor da. Çok da yok be, almaya gerek yok bence ihtiyacın yoksa. Yok. Ağacından alıp yemesi yok. Hani o ağacı kocacık kadar çok değil. Yeniden dökeceğiz, bir şey bak. Bir ağaçım olsa ağacından dökülmesin. Bir ağacından ben de öyle seveyim mi? Ağacını topladım. Ondan sonra süsü, şey görüntüsü bir ayrı güzel oluyor değil mi? Şöyle üzüm var mı? Üzüm burada bir şey var. Bunlar da bana herhalde. Olursa yarın sarkım sarkım olur o şey olmaz. Olursa işte. Yerelim yerler alalım. Bunlar sonra ayıkla almalım. Sen yani olur dünyanın şimdi mi ya? Alalım. Olsun varsın. Bunlar da olur. Babam görmesin. Babam azıcık içeriye dinlenmeye gitti. Şimdi çay koydum. Çay kaynıyordu. Şuradan atlayıverem dedim. Çay kaynıyordu, demledik onu. Ondan sonra tarlaya gideriz ama babam görmesin asmaları. Bunun asmaları da güzel. Bunlar da bütün yapraklı. Yetmiş o da yukarıya basmış. Ha, ta şeye çıkmış he. Oo, şu asman bundan mı? Yok. Amcam gelin de var. Ha, şu amcam gelin ama. Yetmiş oraya baksana. Şu amcam gelin ama biziki de gitmiş oraya. Baksana. Evet, şeye sakızlığa sarılmış. Bu kaç senelik asmaydı anne? Bu da deden rahmetli gününde. Dedem rahmetli gününden yani. Ha, bu yola bir damşanganıydı bu. Burada sakızlığa gidildi. Dedem rahmetli günündense o zaman yani 70. Babamla yaşıt. 75-76 en aşağı ama o zaman. Öyle değildi canım. Ufacık bir kelce bir şeydi öyle bir karışçı. Ben onu bari çapaladım. Yani 76-77 senelik. Hı. Belki dedemden öncesi de varmıştır ha, çünkü. Tabii önceden vardı. Bak rahmetlik babanın daha öncedendir. Belki, ama ne kadarcık anne baksana. Belki 80 senelik. Bu ırık kurudu gibi oldu herhalde değil mi? Sen hı, bunu kestin miydi? Samrak daha kalındı burada. Samrak odum dibine baktım. Köküne baktım. Bundan çok güzel şimdi oldu. Şimdi az 76-77 senelik asma. Şöyle hı, şey gibi gözüküyor ama
Ama şey oldu, fışkırıklarını aldım. Fışkırıkları, yani kökü, kökü 75-76 senelik. Ben çocukken hatırlıyorum, burada kocaman bir devasa bir sakızlık ağacı vardı anne. Ona çıkardı bu, sen yukarıya çıkar onun asmalarını toplardın. Eski öyleydi. İşte burada kocaman da, o kurudu da mı kestirdiydin anne sen onu? Kuru ağızladı, onu kestirdim. Asma da sonradan kuruduydu neredeyse. İşte soru ağrıklar, samra dökerdi. Sonra bunu da yeşerttin değil mi? Ha, baksana gene onun elleri diyeyim, bak burada buna bakayım. Bak. Rahmetlik dedemin elleri var bunda, 77. Abi, en az en aşağı 76-77 senelik. Asma ağacı. Ama üzümü de bunun şey güzel bir üzümü var, böyle hafif pembemsi. Çıtır çıtır böyle kıyır kıyır bal gibi bir üzümü var. Çok tatlıdır üzümü. Tavşan, bu mu tavşan kanı? Bu. Pembe karışıktır. Pembe pembe olanlar tavşan kanı derlermiş. Böyle pembemsi bir üzüm oluyor. Çayır çayır böyle çok güzel olur. Hiç ünelmiyor da baksanıza böyle aynı duruyor. Böyle. Anacığızım işte kök cihazı hatırası var diye 76-77 senelik. Ta dedem rahmetlik zamanında. Asma. Tabii benim dedem de 70. Babam kaç? 76 mı? 75 yaşında babam. Yani 75 senelik. Belki 80 senelik. Benim dedem rahmetlik. Babam, babaannem babamı hamileyken vefat ediyor. Yani 75 senelik. Hamileymiş. Babam hiç babasını görmemiş. Babasını görmemiş. Evet. Şurada da var. Şu asma, bu nerede? Ha, şu asma, şuradan. Ha, dekişler mi yemiş? Almıştırırsa amcam gidin, dekişi var orada göstereyim. Bak şurada, şu tel olmasa gitsem de bir mıncıklasam olur şöyle. Dekişim, dekiş, 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 dekiş. Dekişime. Orada. Şimdi şu üzümde yukarıya gidiyor bizim asma. Yukarıya evin başından almamız lazım onu. Onu evin başından alırız. Şuraya bir fışkırık gitmiş. Fışkırmış arkaya. Şöyle. Şunu arka taraftan alabilir miyiz? Biz çeksek. Arkaya gitmiş bunlar da. Annem gelin cevize de baksanıza. Vallahi bunu çok fazla cevizi tutmuyor 2-3 senedir arkadaşlar. Ama buranın gölgesi bize yazın yetiyor. Bakın güneş orada ikinin ezanı okundu. Ama bizim evin başı gölge. Yazın ikininden sonra artık biz evin başında oluruz. Evet. Şu ayağı dolanmasın. Bu tuğlalarda evin başında daha önceki takipçilerimden soranlar olmuştu. Hani evin başındaki tuğlalar, taşlar ne işe yarıyor diye. Bunlar arkadaşlar, yoruldum. Oh, bunlar yazın hani oturuyoruz ya da şunlar mesela şu parçalı bak öyle kalmış. Bunlar da şeyde annem buraya kırmızı biber seriyor, örtünü seriyor. Örtüyü rüzgar uçurmasın diye kenarlarına bu şekilde tutturuyor yani. Örtüyü seriyor, üzerine de kırmızı biber kurutuyor burada. O yüzden taşlar, şu tuğla kırıkları o yüzden yani. Merak eden takipçiler varsa. Yoruldum ama şuraya çıksam mı diye buraya geldim de. Buranın asmaları da çok küçük. Çok minnak. Yani çıktığıma değmeyecek. Ama dur yavaşça çıkayım. Şöyle 3-5 tane alabilirsem alayım. İncirler de yavaş yavaş olmak üzere artık. Yani olmak üzere derken küçük küçük döker yakında. Korkuyorum da bir taraftan. Çok küçükmüş bunlar. Böyle çakal üzüm gibi sanki. Yani güzel değil. Şunlar var. Tek tük. Yok, topladığıma değmeyecek. O kadar küçük ki. Çakal üzüm gibi. Neyse.
biraz önceki aşağıda topladığımızın şeyi bu. Ana gövdesi. Hoppa. Bunun asması da üzümü de çok güzel oluyordu. Bu herhalde kurumuş da öyle mi? Komple budamışlar bilmem. Baksanıza kurumuş herhalde aynen. Kurumuş oralarını budamış babam da. Annemin çiçekleri. Artık yavaş yavaş yaz sıcakları geliyor. Akşam üzereler artık. Antalya'dan gelince akşam üzereler her hafta sonu muhakkak biz burada bir çay içeriz. Akşamları yemeğimizi burada yeriz. Şurada lambamız vardı ama içine su mu girmiş? Evet, burada lambamız vardı, seyyar lambamız. Şurada bir aya kalmaz herhalde ekinler döner gibi geliyor, sararmaya hafiften başlamışlar. Şurada bir aya, bir buçuk ay sürer mi? Bir buçuk aya kalmaz ekinler de biçilir. Vallahi. Çok güzel. Akşam üzere evin üstü. Aa, annemin dutlar olmuş mu? Bunlar çakal dut ama yine de böyle hani dut ihtiyacımızı bunlardan karşılıyoruz. Yine küçük küçük oluyor biraz. Yine yiyoruz. Sanki çok fazla asma varmış gibi leğenimle gelmiştim evin başına ama burada yok. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu açtığımda salamura yapacağız sizinle beraber diye açmıştım ama videom çok uzun oldu sanırım. O videomu ayrı atayım mı? Hem sizlerle beraber nasıl yaptığımızı birebir göstermiş olurum. Hem yapraklarımızı ayıklarız hem de hani 2 senede 3 senede dursa bozulmaz annemin yöntemiyle. Tuzlu salamura da yapıyoruz, bozulmuyor ama daha kuru baskı olduğu zaman hem daha uğraştırıcı olmuyor. Topluyorsun dalından, hemen kavanoza kapatıp koyuyorsun. Yani sadece bu kadar, tuz, su, hiçbir şey yok. Böyle canlar, bu videomu kapatayım mı burada? O videomu ayrı atayım, olur mu? Ben de ne içerik üreteceğim diyor, bazen şaşırıyorum. Ama böyle bazen de sizlerle sohbet etmek istiyorum. Hani sohbet ettiğim zaman da videom çok uzun oluyor. Biliyorum, farkındayım. Hani inşallah sizler de sıkılmıyorsunuzdur. Sıkılıyorsanız da yazın bana yorumlarda. Gülsüm çok konuşuyorsun diyorsanız yazabilirsiniz. Yani güzel bir dille çok fazla eleştirmeden yazarsanız yorumları silmem. Yani çok fazla eleştirirseniz, çok konuşuyorum Gülsüm deyip de hani böyle çok eleştirirseniz de silerim vallahi arkadaşlar. Niye kendim moralimi bozayım? Öyle değil mi? Var öyle birkaç tane yazanlar var. Siliyorum açıkçası. Neden silmeyeyim? Neden moralimi bozayım? Neden hani bir başkası okuyup da morali bozulsun? Moralimi bozmak istemiyorum. O yüzden bakıyorum çok ağır eleştiri ya da hani eleştirin dozunu kaçıranlar oluyor. O zaman siliyorum. Sonra da yorumları kaldırıyorsunuz demeyin yani. Kaldırıyorum. Söylüyorum da. O yüzden hani eleştirinin de bir dozu vardır. O yüzden normal bir şekilde beni eleştirirseniz ya da hani bazen diyorsunuz hani benim bilmediğim şeyleri mesela sizler bana söylüyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar yapmayı anneme de söylüyorum. Anne mesela şeyi biliyor muydunuz? Bakın geçen gün sizlerle beraber hamincir reçeli yapmıştık ya. Deli incir de deniliyor. Aydın yöresinde bir yöre daha bir şehir daha yazmıştı arkadaşımın birisi. 2 ya da 3 şehirde. Bizler erkek inciri diyor anne. Tatlı inciri dölleme için diye kullanırız diyor. Duymuş muydun daha önce? Duymadım hiç anne. Duymadın mı? Bak annem de duymuyor. Ben de hiç annemden duymadım. Hiç öyle bir şey de uygulamıyoruz. Bizim hani böyle yiyecek kadar 2-3 incirimiz vardır evin etrafında. Ama yakın yerinde böyle erkek incir yok. Deli incir yok yani. Hani böyle
sineklenip aşılama yapsın yok yani. Ama Aydın yöresinin anne incirlerini, o deli incir dediğimiz var ya, onlar reçelini bilmiyorlarmış, reçelinin yapıldığını. İplere bağlayıp incirlere bir uçtan bir uca incirlere takarlarmış ki o şey içindeki sinekler çıktığı zaman incirlere aşılama yapıyormuş. Evet, duymuş muydu? İncirin verimi çok oluyormuş aşılama yaptığı için. Bak, bu tarz hani bana yorumlar da geliyor ve bunlar da aklımda kalıyor benim. Sizlerle de paylaşmak istedim şimdi. O takipçilerimden de Allah razı olsun, çok sağ olsunlar. Bakın bu konuda bizi bilgilendirdiler. Bizler çiftçiyiz. Ama hani incirlerimiz, hani o kadar detaylı bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Eğer ki anneannemin oraya gidersem incirlerden getirip geleceğim, şöyle ben de bağlayacağım incire. Onu bağladığında? İple bağlıyormuşsun. O demek ki çürüyor. Çürüdüğü zaman içindeki çıkan sinekler aşılama yapıyormuş. Deli oluyor o zaman. Evet. Ha. Deli incir. Deliğini yiyecek aşılıp da biz akıllı incir yiyeceğiz. Deli. Hayır. Hayır. Aşılamıyorsun. İpe bağlıyorsun. Ha. İpe bağlı olan incirlerin meyvesi var ya. Hı. Meyvesinden çıkan sinekler aşılama yapıyormuş. Benim anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım? Yanlış anladıysam yine doğrultun, beni düzeltin de. Evet, öyleymiş. Yani deli incire çok bir şey vermiyor zaten. Deli incir deriz. Deli incirin incirini, reçelini yapıyoruz mesela. Hani o kadar hani Aydın yöresinde o şekilde yapıyorlarmış. Mesela hani yine bu tarz hani yorumlarda bilen takipçilerim varsa yine yazabilirler yoruma. Aydın yemiş deliler devel değil mi? Efendim namlıymış. Demek ki Aydın'ın hani inciri meşhurdur ya. Demek ki demek ki deli incirden aşılama olduğu içinmiş. Neyse bakalım arkadaşlar. Sizlerden de yani bu videolarımda ben nasıl bildiklerimi size gösteriyorsam, öğretiyorsam, sizlerden de hani bu şekilde bilgiler alıyorum. Şöyle amcamı da göstereyim size. Amca cazına bakın neleri. Celil amca, ne yapıyorsun? Acıkmış herhalde oğlaklar, nasıl bağırıyor? Oy amcam. İyi bakalım arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Annem de kahvaltıya yarına sabah hazırlık zeytin çıkardı herhalde. Hayırlı olsun.